Günaydın. Daha yeni kalktık. Çok erken. Levent aşağıda telefonda konuşuyor. Evde az sonra çıkacak. Duşumu aldım. Saçlarımı düzelttim. Şöyle hızlıdan bir cilt bakımı yapacağım. Şununla benim duş jelim şey. Benim yüz yıkama jelim nerede? Bu her zaman kullandığım alet var ya benim arkadaşlar. Onunla onu çok seviyorum ben. Gerçi bu her zaman kullandığım değil. Bunu yeni aldım. Yine aynı alet ama şeyi çıkmış. Daha farklı çıkmış. Şurada görüyor musunuz? Şu böyle burun kenarları için. Çok güzel. Bugün ne yapacağız? Bugün bayağı bir işimiz var. Son iki günümüz. Her taraf her tarafta zaten görüyorsunuz. Böyle ne bulduysam bu odaya attım doğruyu söylemek gerekirse. Hani buradan toplayayım diye. Dışarıda biraz işimiz var. Ondan sonra evi hallederiz. Çocuklar falan filan. Akşam da Poyraz'ın kerstineği var. Yemeği var. Ona pasta falan almam lazım. Önce bir kendim dışarı atayım da hava da çok bozuk bugün. Ben uçağa bineceğim ya. Yani bütün hava olaylarını yaşarız. Yani korkuyorum ya. Korkmam için elinden geleni yapıyor hava. Neyse Allah korusun. Bir şey olmaz herhalde. Daha önce birkaç kere denk geldik fırtınaya. Sallanıyor mallanıyor iniyor ama bir şekilde. Göstereyim size arkadaşlar. Bundan Efe'ye de almıştım. Hatırlıyor musunuz? Bu yeni versiyonu. Bakın arkada soğutması falan var. Hatta kutusunu da göstereyim. Bu böyle sabah kalktığınızda yüzünüz şişiyor ya. Onun için bakın bu sıcak. İsterseniz sıcak kompleks yapıyorsunuz. İsterseniz arttırıyorsunuz. Azaltıyorsunuz. Şurada düğmeleri var. Tekrar basıp soğuğa da getirebiliyorsunuz. Soğukta da mavi oluyor böyle. Gözlerinizi tutuyorsunuz. Gözlerinizin şişini alıyorsunuz. Genelde sabah uyandığımda ben acayip şiş olur gözlerim. Dediğim gibi bunun eski modelini kullanıyordum. Bu da yenisi. Yine aynı siteden aldım. Size göstereyim şurada. Bakın içinden USB'si falan da çıkıyor. Şimdi ben bunu tatile giderken çantama atacağım. Çok iyi oluyor çantada. Küçücük hafif bir şey zaten. Ev çantanıza bile atabiliyorsunuz. Isıtması 40 dereceye kadar çıkıyor. Sıcak yani baya. Soğutması da 12 dereceye kadar. Ben şunu çok beğendim. O yüzden aldım. Şu kısmı çok güzel. Ötekinde bu kısım yoktu ve arkası daha farklıydı. İki tane var ondan da. İki tane almıştım. Fiyatı çok uygun zaten. Ben aşağıya kod bırakıyorum. Kodda da %20 indirim var almak isterseniz. Yine diğer ürünleri de oradan almıştım. Ben o siteyi çok seviyorum arkadaşlar. O elektrikli kirpik kıvırcısını falan da oradan almıştım yani. Bir tanesini Efe hala kullanıyor. Bunu da yeni çıktığını görünce bunu da ben alayım dedim kendime. Giderken çantama atayım. Çantam nerede benim? Çantama koyayım hatta şimdiden unutmayayım. USB almayacağım bile çünkü bir kere doldurduğum zaman bir haftadan fazla kullanıyorum. Çok uzun süre kullanıyorum. Bu saç düzleştiricisini de oradan almıştım. O da aynı şekilde bir kere doldurduğunuz zaman çok uzun süre kullanabiliyorsunuz. Aşağıya indirim kodunu bırakıyorum. Zaten 37 dolar gibi bir şeydi. İndirim kodunu da kullanarak bayağı uyguna alabilirsiniz. Ben böyle muadil şeyleri kullanmayı çok seviyorum. Çünkü fiyatı uygun. Şu poşetine koyacağım ve çantama atacağım. Şimdi canlarım ciğerlerim sıkıca giyindim. Hava çok bozuk, yağmur yağıyor. Uçağa bineceğiz ya mutlaka fırtına olacak yani. Geçen sefer de uçağa binerken fırtına çıkmıştı. Sallana sallana indik, ödümüz patladı. İnşallah bu sefer birazcık böyle diner de rahat rahat ineriz. Ben bayağı korkuyorum uçaktan. Şimdi neden çıktım? Mecburen çıktım. Doktorumda ilaçlarım var. Benim bir acil durum ilacım var migrenim için. Migrenim tuttuğu zaman hiçbir şey fayda etmiyor. Tatilim dedim ziyan olmasın yani mahvolmasın. Aslında 2-3 tane kaldı. Çok fazla vermiyorlar o ilaçtan. Aradım ev doktorunu. Hani durumu anlattım. O bana ekstra yazdı. Gidip eczaneden almam lazım. Eczane de bizim öteki evin orada kaldı. Onların hepsini aldırmam lazım. Daha hala onlara sıra gelmedi. Yani fırsatım olmadı. Eczaneye gideceğim. İlaçlarımı, reçetemi alacağım. Ondan sonra da indirim falan varmış Primark'ta. Pijama falan bakarız. Öyle gezeriz oraya kadar gitmişken. İnşallah. Evet, her yerde uçuyoruz yine. Çok erken uyanıyoruz. Çocuklar da bizde okul saatinden önce uyanıyoruz. İleride bir komşu sağ olsun yaşlı bir teyze 80 yaşında rahat var. Her sabah adresini yanlış vermiş. Patates sipariş vermiş. Her sabah patateslerim geldi mi diye kapıyı çalıyor.
Ama 7'de de kapı çalınır mı teyze ya? Saat 7 yani. Daha kahveyi içmemişim. Gözümü açmamışım. Yani ya uyuyorsam? Burada birçok insan gece çalışıyor. Gündüz uyuyor yani. Hiç düşünmüyor. Dün de geldi öyle sabahın köründe uyandırdı bizi. Neyse dün patatesleri geldi. Dediğim gibi yanlış adres vermiş normalde. Almıyorum aslında bu yanlış kargoları ama artık almıyorum yani. Çünkü evim şeye döndü, homra döndü yani. Kargo şubesine dönüyor. Sokağın başında olduğu için ev getirip bize bırakıyorlar. Çok yaşlı falan filan tatlış bir şey. O yüzden kıyamadım. Hani dedim yarın gelir alır. Tahmin etmedim yani sabahın köründe yine kapıya dayanacağını. Bir baktım yine teyze kameradan gördüm. Allah dedim geliyor. Allah'tan uyanmıştım. Ama tabii Levent falan uyuyordu. Onu uyandırdı. Bastı zile. Bir de yardım etmemi istiyor. Dedim ki çok yaklaşamıyorum yani. Korona olabilir bende. Hastaydım. Yeni iyileştim. Hala korona var. O yüzden hani çok yaklaşamıyorum. Sen geri çekil. Ben böyle bir araba gibi bir şey getirmiş. Onun üzerine koyayım. Yaşlılara laf anlatmak çok zor oluyor. Çocuk gibi oluyorlar yani. Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz diyor. Ya bir şey olmaz da bir de geçer, bir şey olur. Ondan sonra vicdan azabından ölsün Tuba. Şimdi eczaneye geldim. Bizde eczaneler böyle otomatik arkadaşlar. İstediğiniz şey de var. Dil de var. Şu an giriyorsunuz bilgilerinizi. Dikkat. Tamam. Açıldı. Şuradan acımızı alalım. Şuradan da onaylıyoruz. Şimdi Poyraz'ı aldım geldim. Poyraz croissant yiyor. Bir markete uğradım. Şunlardan aldım bavula koymak için. Poyraz'ın kers yemeği var bu akşam. Oraya gideceğiz. Ona da pasta aldım. Yapamadım. Aslında elinde yapsaydım iyi olurdu ama halim yok yani. Yapamadım. Alacaklar vardı pijama falan. Onları aldım. Eve geldim. Şimdi o yemeği yesin. Biraz sonra zaten gideceğiz yemeğe. Çocuklara pasta alırken bu cheesecake'i gördüm. Frambuazlı. Yani pek öyle gözükmüyor ama hani dış görünüş çok güzel değildi. Yine de alayım dedim. Çok severim cheesecake. Ama tadı gerçekten güzelmiş. Poyraz tadına bakacak mısın? Anne. O da pasta. Bakmak neydi? İster misin? Neydi? Pasta normal. Neydi? Bisküvi var altında. Üstünde de krema var. Rekar. Beğendin mi? Anne. Yok. Senin sevdiğin gibi bir şey değil. Ama sana aldığın mı yersin değil mi? Size aldığın mı? Geldim. Bavulun başına şu kasaları da koyayım. Ya şu öksürük bir türlü gitmedi. Çocuklara yine bir şeyler aldım. Şu ince penyeler var ya Sena'da. Onlar indirime girmiş. 4,5 euroydu bu. Efe diğer evden evde. Şunlar çok işe yarıyorlar. Böyle basic şeyler. Mesela bu güzel. Kahverengi pantolonun üstüne güzel olur. O kırçalı pantolonu. Şöyle bir şey aldım. Bunu da şimdi yemeğe giderken giydireceğim. Üstünde böyle traktörler falan var. Bayağı tatlı bir şey. Bir tane şöyle bir şey aldım. Bunu da direkt bavula koyacağım. Bunu Primark'tan aldım. Şöyle kapşonlu, bizim standart kapşonlulardan. Hatta bunu şimdi katlayayım, koyayım hemen. Birkaç bir şey de yıkamıştım. Onları da koyacağım. Poyraz'ınki hazırlandı sayılır. Onu şurada yıkanan, hatta yemeğe şeyleri de var. Bunlardan da koyacağım. Bayağı Poyraz'ınkiler hazırlandı. Şunu da şöyle koyarız. Evet diye. Şimdi bir giymelik pantolonunu çıkartacağım. Şu kahverengi pantolonunu. Sonra yine koyarım şeyin içine. Şu pantolonunu giydireceğim. Bunu göstermiştim ya bir önceki vlogta. Şununla birlikte. Yemeğe giderken. Sonra yine katlar koyarım. Sonra başka ne aldım? Pijama aldım. Primark'tan bunlar 4 euroydu. Efe'ye pijama aldım. Bir temizleme mendili aldım. Başka bir şey aldım. Zaten ilaçlarımı almaya gittim. İlaçlarımı alırken öyle uğrayayım dedim pijama olayını halledeyim diye. Yine çikolata. Bunu da koyalım. Şimdi üstümüzü giyindik. Poyraz da giyindi. Poyraz gelsene bir göstereyim üstünü. Çok yakışıklı oldu benim oğlum. Yine aldıklarımı giydirdim. Bu tarafa gel. Bakın pantolonu ve böyle bir tane polo yaka bir şey giydirdim. Dişim büyüyor.
Evet, dişin geliyor. Saçlarını da yaptık. Çok güzel oldu. Az sonra çıkarız, tamam mı? Acıktın mı? Size bir şey anlatacağım. Ben bugün bir şey yaptım. Daha doğrusu az önce yaptım çocuklar evdeyken. Şimdi biz buraya taşındığımızdan beri Levent birinden bahsediyor. Çocukluk arkadaşından. Amsterdam'da büyüdü benimmiş. Oradan çocukluk arkadaşından işte abim de abim. Kendinden birkaç yaş büyük herhalde. Ya buralarda bir yerde oturuyordu. Biz bir kere onunla buluşmuştuk. 30 kere söyledi. Ben de mahsustan sordum ona. Ya dedim, senin abinin ismi ne dedim. Bir anlatsana falan. Böyle böyle adını soyadını söyledi. Daha doğrusu sadece adını söyledi. Ve işte buradan evlendiğini, evlendiği zaman koptuğunu falan böyle birazcık detay aldım ben bunun ağzından. Sonra araştırmaya başladım. Neyse bir şekilde buldum. İşte Adapazarlı dedi, memleketini söyledi. Şöyle birkaç tane bilgi verdi ama soyadı hala yok. Şimdi arıyorum tarıyorum 2-3 tane Adapazarlı onun böyle söylediği şeylere uygun, profili uygun insanlar çıkıyor. Başladım mesaj atmaya. Siz şu musunuz, bu musunuz? Ben kimseden de cevap gelmiyor. Kimse tanımadığı birine de cevap vermiyor enteresan şeklinde. Sonunda birinden emin oldum o olduğuna. Cevap atıyorum. Adam belli ki bakmıyor yani, kullanmıyor sosyal medya. Eşini buldum, eşine atıyorum falan. O da muhtemelen tanımadığı için bakmıyor. Ya da spam'e düşüyor mesajlarım arkadaş olmadığımız için falan. Sonra biraz araştırmalarım sonucu yakınlarda bir yerlerde bir dükkanları olduğunu öğrendim. Ben bugün bastım oraya gittim. Ben sanıyordum ki eşinin dükkanı, yani hanımın dükkanı. İşin aslı karı koca orada çalışıyorlarmış. Çok iyi oldu. Görür görmez de resminden tanıdım abiyi. Ondan sonra dedim böyle böyle ben sizinle görüşmek istiyorum. Ben eşime bir sürpriz yapmak istiyorum. Sizden çok bahsediyor. Biz size kavuş olduk. İşte geldiğimizden beri de eşim sürekli diyor burada bir abim oturuyor. İşte biz koptuk, çok severdim falan filan. Hemen telefonlarımızı falan aldık. Onlar da çok böyle nasıl diyeyim, mutlu oldular yani. Ben hani bekliyordum ters bir tepki, ne alaka falan diye ama hazırlıklıydım yani. Neyse, tatlı insanlar. Çok şey yapmadılar beni yani, yadırgamadılar. Önce bir şaşırdılar, sonradan telefon numaralarımızı aldık, evimizin adresini aldık falan. Bugün de Levent işten çıkacak, hiç söylemedik. Onlar gelecek, kapıda onları buluşturacağım. Bakalım tepkisi ne olacak. Gerçekten çok şaşıracaktır eminim. Benden hiç böyle bir şey beklemiyor. Nereden bulacaksın? Ya sarı çizmeli Mehmet Ağa falan diyordu yani. Kaç tane vardır o isim ve insan falan filan. Ama bulurum, ben bulurum, buldum. Sözümü tuttum. Şimdi Poyraz'ı Kersine'ye götüreceğim. Oradan marketten böyle bir tatlı falan bir şeyler alırım yine. Çay yaparım hemen. O gelince de böyle onlar çok güzel olacak. Çok heyecanlandım. Çok mutlu olacağına ve çok şaşıracağına eminim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Öyle bir fırtına çıktı ki. Öyle bir fırtına çıktı ki. Bizim kapının önündeki çiçeklik baktım gidiyor. Dedim gidiyor, gönlümün efendisi aldı başını gidiyor. Ben onu yakalayamam, gitti. Valla bahçe çitleri inmek üzere, aşağı inmek üzere. Ben uçağa bineceğim ya, ben korkuyorum ya artık. Yani her şey olur, ben korkuyorum ya. Böyle iyice korkup ödümün patlaması için her şey yaşanır yani. İnşallah biz gidene kadar geçer, 2 gün var. Sadece bu gece diyorlar ama ben yine tabii korkuyorum birazcık. Neyse, bana dua edin. Biraz bıraktım, bir markete uğradım. Yine böyle ufak tefek bir şeyler aldım. Kendime böyle atıştırma bir şeyler aldım. Arabaya geldim. Poyraz'ı bekleyeceğim. Çünkü burası acayip kalabalık oluyor. Arabayı park edecek yer olmuyor. O yüzden gitmeyi düşünmüyorum. Poyraz'ı alıp eve gideceğim. Levent gelecek ve işte sürprizimiz başlıyor. Hiçbir şey yemediğim aklıma geldi de atıştırıyorum bir yandan da. Ben de merak ediyorum neler olacak. En sevdiğim kombi basa ve peynir. Sürprizimi nasıl buldun? Güzel. Levent şok oldu yani. Uzun zamandır görmediği bir arkadaşını gördü. Şimdi de birlikte dışarı çıkacaklar. Acele ediyor. Evet, çok şaşırdım. Gerçekten niye gülüyorsun ben? Hiç beklemiyordum, kabul et. Yok, şimdi şöyle. Tahmin edemedim iş yoğunluğundan sürprizin olduğunu. Daha önce görüşmüştük. Ben hani konuşmuştuk ya. Evet. Ama senin o kadar yere gideceğin, yani o işi yapacağın... Bulacağımı tahmin etmiyorum. İyi bari, güzel ama oldu. Ama çok sevindim. İyi bari. Mutlu oldum yani.